4. sınıf çalışma soruları 2. kitap matematik dersi sayfa 117 sıvı ölçme. 1. sorumuza başlayalım. 2 litrelik bir bidonun tamamı su ile doludur. Bu suyun 1/4 kullanıldığında bidonda kaç mililitre su kalır? 1/4 demek arkadaşlar bilin. 2 litrelik bir bidonum var. 2 litre demek 2000 mililitre demektir. 1/4 dediği için ben 2000'i arkadaşlar 4'e böldüğüm vakit cevabım 500 çıkacaktır. 2 litrenin 1/4 500 mililitre yapar. 2. soru 30 litre kolonya 207 mililitrelik şişelere doldurulacaktır. En az kaç tane şişe gerekir? 250 mililitre arkadaşlar çeyrek litre demektir. Benim bir bütünümde 4 tane çeyrek vardı. O zaman 1 litrede ise 4 tane çeyrek vardır. Bu benim 1 litrem. 4 tane çeyrek litrem var. 4 tane 250 mililitrem var. 30 litre olduğuna göre arkadaşlar 1 litrede 4 tane varsa 30 litrede 30'la 4'ü çarpıyorum. 120 tane çeyrek litre vardır. Yani 250 mililitrelik vardır. Bana 120 tane 250 mililitrelik şişe lazım. 3. soru. Boş bir sürahiye 207 mililitrelik meyve sularından 5 tane boşaltılıyor. 2 litrelik bu sürahi kaç mililitre daha meyve suyu alır? 250 mililitreymiş arkadaşlar. 250 mililitreden 5 tane boşaltıldığı ise 250'yi 5 ile çarpalım. 5 kere 0, 0. 5 kere 5, 25. 50 var. 2. 2 kere 5, 10. 12. 1250 mililitre yaptı. 2 litreymiş tamamı. Yani 2000 mililitreymiş. 2000'den ben 1250 mililitreyi çıkartırsam daha ne kadar yer kalmış, ne kadar meyve suyu alır bunu bulurum. 0, 5, 7, 0, 750 mililitre daha meyve suyu alacaktır. 4. soru. 7 litre süt 200 mililitrelik 15 şişeye ve 207 mililitrelik 10 şişeye dolduruluyor. Geriye kalan süt ile 500 mililitrelik kaç şişe doldurur? Şimdi 20 mililitrelik 15 şişeymiş arkadaşlar. 200 ile 20 dedim özür diliyorum. 200 ile 15'i çarpalım. 0, 0, 10. 0, 0, 2 topluyorum. 0, 0, 0, 3000 mililitre yaptı. 15 şişe 200'lük 3000 mililitre yaptı. 207 mililitrelik ise 10 şişe varmış. Bunu kısa yoldan çarpabiliriz. 250 çarpı 10, 2500 mililitre yaptı. Buradaki 3000 ile 2500'ü topluyorum. Toplam benim şişe dediğim 5500 mililitrem gitmiş. Benim 7 litre sütüm vardı arkadaşlar. Yani 7 litre 7000 mililitreye eşittir. Ben 7000 mililitreden kullanmış olduğum, şişelemiş olduğum 5500'ü çıkartırsam geriye ne kadar sütüm kalmış bunu bulurum. 0, 0, 5, 1. 1500 mililitre sütüm kalmış. Bunu da 500'er mililitrelik şişelere koyacağım için 1500'ü 500'e bölmem gerekiyor. Kısa yoldan bölelim. Sıfırlar atıyorum. 2 sıfır buradan, 2 sıfır buradan attım. 15'i 5'e böldüğüm vakit cevabım A şıkkı 3 olarak çıkacaktır. Sayfa 118, 5. soru. Bir sürahideki 1 litre 500 mililitre limonatanın tamamı 200 mililitrelik bardaklara doldurulacaktır. Bunun için en az kaç bardak gerekli? 1500 yapıyor arkadaşlar. 1 litre 500 mililitre 1500. 1500'ü 200'e bölüyorum. Kısa yoldan bölelim. 2 0 buradan attım. 2 0 buradan attım. 15'in içinde 2. 7 kere var. 2 kere 7. 14 çıkarttım. 1. Burada benim birim kaldı arkadaşlar. Bunu 0'a atmasaydık 100 kalacaktı arkadaşlar. Yani bana 7 tane şişe tam doluyor.
100 ml dışarıda kalıyor. 7 bardak burada var. 8. bardağı da 100 ml konacak. Toplam bana 8 bardak gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 6. soru. Mine çocuğuna 3 çay kaşığı su verdikten sonra kapta 2'de 1 litre yani yarım litre su kalmıştır. 1 çay kaşığı 10 ml olduğuna göre su vermeden önce kapta kaç mililitre su vardır? Yarım litre arkadaşlar 500 ml'dir. Daha sonra 3 kaşık vermiş. 1 kaşık 10 ise 3 kaşık 30'dur. 500'ün üzerine 30 ekliyoruz, topluyoruz. 530 ml olacaktır. 7. soru. Tuna bebeğe 2 tatlı kaşığı çorba verdikten sonra kasede 1 litre çorba kalıyor. 1 tatlı kaşığı 15 ml olduğuna göre Tuna bebeğe çorba vermeden önce kasede kaç ml çorba vardı? Aynı mantık arkadaşlar. 1 kaşık 15 ise 2 kaşık 15 ile 2'yi çarpıyorum. 30 ml'dir. 1 litre kalmış. Yani 1 litre demek 1000'dir. 1000'in üzerine buradaki 30'u topluyorum. Cevabımız 1030 olacaktır. 8. soru. Gökhan her gün 8 bardak su içmektedir. 1 bardak su 250 ml olduğuna göre Gökhan bir haftada kaç litre su içer? Her gün 8 bardak içiyormuş. Bana haftada dediği için 8 ile 7'yi çarpıyorum. Toplam bir haftada 56 bardak içecek. 1 bardak su 250 ml ise arkadaşlar 250 ile 56'yı çarpıyorum. Bu birinci yöntemimiz. 0, 6 kere 5, 30, elde var 3, 2 kere 6, 12, 15, 5 kere 0, 0, 5 kere 5, 25, elde var 2, 10, 12, topluyorum 0, 0, 10, elde var 1, 4, 1, 14.000 mililitre yaptı. Bunu litreye çevirdiğimiz vakit arkadaşlar 1000'e bölüyoruz. Bu da 14 litreye eşittir. Cevabımız D şıkkı. Bunu şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. 250 litre çeyrek litre. 1 litre de 4 tane çeyrek litre vardır. 56'yı ben arkadaşlar 4'e böldüğüm vakit 14 çıkacaktır. Bu da farklı bir yöntem. 9. soru. 3 litre meyve suyunun tamamı 125 mililitrelik bardaklara doldurulacaktır. Bunun için en az kaç bardağa ihtiyaç vardır? 3 litre 3000 mililitredir. 3000'i 125'e bölelim. 300'ün içinde 125 2 defa var. Çarpıyorum. 125 ile 2, 250 çıkarttım. 50 yukarıdan 0 indirdim. 500'ün içinde 125 4 defa var. 4 kere 125, 500 çıkarttık. Burası 0. Cevabımız 24. 10. soru. İçlerinde 1 litre, 250 ml ve 3 litre su bulunan 3 kapta toplam kaç mililitre vardır? 1 litre 1000 mililitredir. 3 litre de 3000'dir. Daha sonra buradaki 250'yi de ekliyorum. Hepsini topluyorum. 0, 5, 2, 4, 4250 ml su bulunur. 11. soru. Yukarıdaki sürahinin tamamı su ile doludur. Ve sürahiden her gün 50 ml su alınmaktadır. Buna göre sürahideki su kaç günde biter? Bakın 4'te 1 litre demek arkadaşlar. Benim 1 litrem 1000'di. 1000'i 4'e böl demek. 1000'i 4'e bölelim. Burada ne kadar mililitre olduğunu bulalım öncelikle. Onun içinde 4 2 kere, 2 kere 4 8 çıkartıyorum. 2 20'nin içinde 4 5 kere, 4 kere 5 20 çıkarttım. 0 yukarıdan 0'ı indirdim. Olmadığı için 250 oldu. 250 mililitre su var arkadaşlar. Yani çeyrek litre su var. Her gün 50 mililitre su gidiyorsa arkadaşlar 250'yi 50'ye böldüğümüz vakit 5 günde buradaki su tükenecektir. 12. Çeyrek litre nar suyu, yarım litre vişne suyu, 375 ml portakal suyu, 200 ml şeftali suyu ve 675 ml şekerli su karıştığında kaç litre?
Buradakileri toplayalım. Çeyrek litre nar suyu. Çeyrek litre demek arkadaşlar 250 mililitredir. Yarım litre vişne suyu 500 mililitredir. 375 portakal suyu. 200 şeftali suyu. 675 şekerli su. Bunların hepsini toplayalım. 5, 5 daha 10. Elde var 1. 7, 14, 19, 20. Elde var 2, 2, 4, 9, 12, 14, 20. 2000 mililitre yaptı. 2000 mililitre de 2 litreye eşittir. A şıkkı. 13. Bir dükkandaki meyve suyu çeşitleri miktarları verilmiş. Nilay 2 farklı meyve suyundan birer litre alacaktır. En az kaç litre lira öder? Öncelikle buradaki her içeceğin 1 litre fiyatını bulalım. Portakal suyu 200 mililitresi 2 liraymış arkadaşlar. Bunun 1 litre olması için bana 5 tane lazım. 5 ile 2'yi çarptığım zaman 1 litre için 10 lira öderim. Nar suyu için 250 mililitreymiş. 1000 mililitre olması için bana 4 tane lazım. 4 ile 4'ü çarptım. 16 lira ödemem gerekir. 125 mililitre. 1000'i 125'e böldüğümüz vakit arkadaşlar 8 tane almam gerekir. 8 lira. 500 mililitreymiş yani yarım litre. Bundan 2 tane alırsam 6 lira öderim. 2 farklı meyve suyundan birer lira alacak. Ben o zaman en ucuz olan 2 tanesini seçmem gerekiyor. Buradaki mandalina ile elma suyundan almam gerekiyor. 8 ile 6'yı topluyorum arkadaşlar. 14 lira. 14. soru. Birinci kaptaki suyun ne kadarı ikinci kaba boşaltılırsa kaplardaki su miktarları eşit olur. Buradaki 9 litre ve 9 litre 39 mililitreyi hepsini mililitreye çevirelim. 9039. Diğer ise 3 litre 45 mililitre. 3045. Topluyorum. 9, 5 daha 14. Elde var 1, 4, 7, 8. 0, 12.084. Bunu 2'ye bölelim arkadaşlar. 2'ye böldüğümüz zaman 6.042 yapacaktır. Yani ikisinde de 6.042 olması lazım. O zaman ben buradaki 9.039'un 6.042'ye düşmesi için ne kadar boşaltmam gerektiğini çıkarma işlemi yaparak bulalım. 9'dan 2 çıktı 7. 3'ten 4 çıkmaz. 13'ten 4 çıktı. 9. Burada kaldı. 9. 0. Burada kaldı. 8. 2. 2997 mililitre. Bu da 2 litre. 997 mililitre yapar. 15. soru. Her birinde 330 mililitre süt bulunan 24 şişe 8 litrelik bir kaba boşaltılıyor. Bu kabın tam olarak olması için ne kadar süt gerekli? 330 ile 24'ü çarpalım. Ne kadar sütümüz var? Bakalım. 4 kere 0, 0. 4 kere 3, 12. Elde var 1, 12, 13. 2 kere 0, 0. 2 kere 3, 6. 2 kere 3, 6. Topladım. 0, 2, 6, 3 daha. 9, 6, 1 daha 7. 7920 mililitre sütüm var. 8 litre dedi için arkadaşlar 8000 mililitre yapar. 8000'den 7920'yi çıkarttığımız vakit geriye 80 mililitrelik süt kalacaktır. Cevabımız A şıkkı. 16. Bir marketten 5 litrelik 4 şişe, 1 litrelik 6 şişe ve 250 mililitrelik 8 şişe alan su alan bir kişi toplam kaç litre su almıştır? 5 litrelik 4 şişe aldıysa 4 çarpı 5 20 litre almıştır. 1 litrelik 6 şişe aldıysa 1 çarpı 6 6 litre su almıştır. 250 mililitre çarpı 8 250'yi 8 ile çarpıyorum. 0, 40, 50 var 4, 16, 20. 2000 mililitre. Dikkat edelim buna mililitre olduğu için. Bu da 2 litreye eşittir. 2 litre de burada var. Hepsini topluyorum. 20, 26, 28 litre almıştır. 17. soru. 4 adet 330 mililitrelik ve 3 adet yarım litrelik şişelerden tamamen süt ile doludur. Bu sütün tamamı 1 litrelik şişelere boşaltılıyormuş.
4 tane 330. 330 çarpı 4. 0, 3 kere 4, 12. Elde var 1, 12, 13. 1320 mililitre yapar. 3 tane yarım litre. Yarım litre 500 olduğu için 500 çarpı 3. 1500 yapar. Üzerine 1500 de ekleyelim. Topladım. 0, 2, 8. 2820 mililitre yaptı. Bu sütün tamamı 1 litre şişe boşaltılacaktır. En az kaç tane şişe gereklidir? 2820 için arkadaşlar benim 3 tane şişe kullanmam gerekiyor. Niye? 2000 olduğu vakit 2 tane şişem de olacak. 3. şişeye de 820 mililitre kalacak. 3. şişem tam dolmamış olacak. 18. soru. Aşağıdaki sıvı ölçüleri ilgili eşitliklerden hangisi yanlıştır? 9 litre 49 mililitre, 1 litre 1 mililitre olduğu için 9049 olacak. Burada 949 vermiş. Yanlış. 1 litre 160, 1160 doğru. 3045, 3 litre 45 doğru. 7005, 7 litre 5 mililitre doğru. Yanlış olan A şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.